Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bu sefer size geceden bekletme bir yulaf tarifiyle vereceğim. Çok basit bir tarif. Bunu 3-4 günlük hazırlayabilirsiniz ve böylece tek seferde bütün sabahlarınızı halletmiş olursunuz. Zamanınızı çok fazla almayan, pratik, hem doyurucu hem de çok yararlı besinler var bunun içerisinde. Benim kendim için hazırladığım bu öğün içerisinde totalde 1250 kalori var. Yani bayağı aslında yüksek bir kalori. Ben şimdi tek seferlik burada tek kavanozluk hazırlayacağım. Ama normalde bunu 4-5 günlük hazırlıyorum ben. Böylece benim için de daha kolay oluyor. Standart normal bir kavanozun içerisine hazırlayabilirsiniz. Hatta miktarlarını burada sizinle paylaşacağım. Paylaştıktan sonra da eğer ki bunun daha azını yapmak istiyorsanız daha küçük bir kavanozda kullanabilirsiniz. Öncelikle nelerle başlıyoruz? İlk önce şurada bilgiyi ben size vereyim. Totalde 1250 kalori, 30 gram protein, 100 gram karbonhidrat, 83 gram yağ. Yani dolu dolu bir besin değerlerine sahip bu kahvaltı. Ben bunu kahvaltı niyetine tüketiyorum ama ara öğünde kullanabilirsiniz. Ben günde normalde iki ana öğün yapıyorum ve bir de ara öğün tarzında bir beslenme uyguluyorum. O yüzden bunu ara öğünde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Tabii bayağı büyük bir öğün. Bunun tamamını gün içerisinde tüketen insanlar var. Tek bir öğünü. Ama eğer benim gibi büyük bir insansanız bu kadar kalori tüketmenize olanak sağlıyor. 1250 kalorilik bir besin değerine sahip bu öğünümüz. Öncelikle şöyle başlayalım. Ben taze meyve kullanmayı seviyorum. Bunun içerisinde şu anda üzüm ve muz. Büyük boy bir muz olduğu için bunu ben 4'te 3'ünü kullanacağım. Geri kalan kısmını da diğer muzlarla beraber diğer kavanozları yaparken kullanacağım. Onu şöyle koyayım. Yani çok fazla zamanınızı alan bir besin değil. Eğer ki sabahleyin ne yiyeceğim ben diye sürekli kendinize soru soruyorsanız ve sürekli dışarıda poğaçadır, börektir, odur budur ona maruz kalıyorsanız onu değiştirebileceğiniz çok iyi bir alternatif. İkincisi kuru erik. Pardon, üçüncüsü üzüm ve muzdan sonra. Kuru erik biliyorsunuz sindirim sistemi içinde aynı zamanda çok önemli bir besin. Onu da koyduk. Ondan sonra neyimiz var? Turna yemişi. Yani kremberi. Arkadaşlar, yani ilk başta bu liste size çok pahalı olarak gelebilir ama emin olun çok az miktarlarda kullandığınız için bazı ürünleri yani totalde 10 liraya falan denk geliyor bir öğünü hazırlamak. Bugün 10 liraya gelip çok rahat ancak 2-3 tane simit veya ne bileyim bir simit 2-3 poğaça gibi bir şey yanında hani fazla değeri olmayan bir şeyleri tüketiyorsunuz. Ama biraz önce söylediğim gibi 1250 kaloriyi bu kadar fiyata uygulamanız mümkün. Dördüncü olarak dut kurusu. Ben yaklaşık bir yemek kaşığı kullanıyorum. Bir yemek kaşığı yaklaşık 10 grama tekabül ediyor. Bunları daha önceden ölçtüğüm için benim için bir kaşığı kullanmam hemen anında kolay. Ayrıca burada bir mutfak tartım var. Birazdan onu da kullanacağım. Mutfak tartımı tartmam gereken ürünlerde. Daha sonra chia tohumu. Chia tohumu da bildiğiniz üzere en faydalı besin kaynaklarından bir tanesi. Bunu da yaklaşık bir kaşık koyuyorum. Bir kaşık da aynı şekilde 10 grama tekabül ediyor. Yani bugün bir chia tohumunu 25 liraya falan alıyorsunuz. 500 gram. Yani sizin bu tarifte kullanacak olduğunuz 50 tane 50 üründe 50 kavanozda kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Yani her kavanoz başına ulan 25 kaça 50 kuruşa denk gelmiş oluyor. Yani bir kavanozda kullandığınız. Onun yanında keten tohumu. Keten tohumu da biliyorsunuz omega 3'ler bakımından zengin. Ondan da bir kaşık yemek kaşığı koydum.
Aynı şekilde o da 10 grama tekabül ediyor. Eğer farklı boylarda yemek kaşığınız varsa siz bunların hepsini ölçerek yapabilirsiniz. Daha sonra kırılmışlara geldi sıra. Bunları ölçeceğim. Fındık çok fazla kullanmıyorum. 10 gramlık bir fındık. Aynen. Kuru yemişlerden fındık, badem, ceviz. Bunları kullanıyorum. Bademden 20 gram kullanıyorum. Badem, protein, magnezyum açılarından daha yoğun olduğundan dolayı bunu kullanıyorum. Evet, 20 gram badem. Aynı şekilde ceviz. Ceviz de omega bakımından iyi bir kaynak. O yüzden ceviz kullanmayı mutlaka tavsiye ederim. Cevizler büyükse onları bu şekilde parçalara ayırıp kullanabilirsiniz. Bunları rondodan da geçirip aynı zamanda kullanabilirsiniz. Eğer ki o şekilde tüketmek istiyorsanız. Bunun üzerine bunu kaşıkla koymadan önce yulaftan koyalım. İki tane yulaf var genelde piyasada. Bir ince öğütülmüş yulaf ve bir de normal yulaf. Bunların hangisini kullanırsanız kullanın çok büyük bir fark yok. Geceden bekleyeceği için zaten yulaf o süreç içerisinde yeterli seviyeye ulaşacaktır erime bakımından. Ondan dolayı çok fazla onun ince öğütülmüş mü yoksa normal mi olması önemli değil. Evet, 50 gram yulaf kullanıyorum. Eğer karbonhidrat miktarını arttırmak istiyorsanız, daha fazla kalori almak istiyorsanız arttırabilirsiniz bunu. Daha sonrasında pekmez kullanıyorum ben. Bunu ölçmeme gerek yok. Yani yaklaşık bir 10 gram civarında bu şekilde pekmez. Tatlandırmak için başka kullanabilecek olduğunuz mesela bal da olabilir. Bal da gayet iyidir bunu tatlandırmada. Ve bir kaşık tahin yine benim ölçülerimde 10 grama denk geldiği için yani şurada kaşıkla ölçüp içerisine atıyorum. Evet, çayımdan bir yudum alayım. Gördüğünüz gibi bütün ürünleri burada malzemesine yerleştirdim. Şimdi normal süt kullanmıyorum. Çünkü inek sütü bildiğiniz üzere çok da yararlı olmayan bir süt. Laktozsuz dahi olsa en fazla endüstriyel besini tüketen inekler olduğu için onların sütünü kullanmak çok yararlı olmayabilir. Onun yerine Hindistan cevizi sütü, badem sütü, soya sütü gibi farklı sütler var. Tadını deneyip beğenebilirsiniz hangisi olursa olsun. Yani pahalı olabilir. Normalde bu ürünü kullanmıyorum. Ama indirimde olduğu için aldım. Ve diğerinden daha uygun fiyata geliyordu. Ondan dolayı aldım. Ben 1 litrede 200 mililitre kullanıyorum bundan. O yüzden 5 porsiyona denk geliyor. Yani en pahalı kullandığım ürün bu. Ama hem alkali olması bakımından hem de içeriği bakımından normal sütten daha yararlı olduğu için bunu tüketmem benim daha da yararıma. Yani bugün kıstığınız, bu tarz besinlerden kıstığınız fiyatları ileride sağlık olarak, sağlık sorunu olarak yaşamak istemiyorsanız bunlara özen gösterebilirsiniz. Ve bu sizin ilerleyen dönemde daha sağlıklı ve daha dinç olmanızı sağlayacaktır. 200 mililitre kullanıyorum. Burada ölçü kabım var. Evet. 200 mililitreyi de koyduk. Onu da bunun içerisine koyduktan sonra
üstüne koyunca büyük miktarda. Evet. Daha sonra bu kavanozu karıştırmaya başlıyoruz. Mümkün olduğu kadar en alttan karışmasını sağlayın. Çünkü chia tohumu, keten tohumu en altta birikip orada tabaka oluşturabiliyor. Onun önüne geçmek için en alttan karıştırarak yapmanızı tavsiye ederim. Bu totali rondodan geçirebilirsiniz. Fakat rondodan geçirdiğiniz zaman smoothie tarzına çevirdiğinizde çiğneme olmayacağı için tam olarak yararlı olacağını ben düşünmüyorum. Genelde bütün ürünleri çiğneyerek tüketmeyi tercih ediyorum. Çünkü sindirim ağızdan başlıyor. Ağızda çiğnediğiniz zaman orada vücut o besinleri tanıyor ve oradan size enzimleri gönderiyor midenize. O şekilde daha iyi bir sindirim gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki zamanım yok, işte bunu içmek istiyorum sadece, yemeğe pek fazla zaman ayırmak istemiyorum diyorsanız o da olabilir. Yani en kötüsünden iyidir. Evet, bu şekilde karıştırdık. Gördüğünüz gibi yani totalde bir 5-10 dakikalık bir süreçte siz benim kadar kameraya da konuşmayacağınız için aynısından totalde bir 5 dakika daha içerisinde 3-4 tane daha hazırlayabilirsiniz. Bu 3-4 tane daha hazırladığınızda size sabahleyin sadece dolaptan alıp onu götürmek veya o anda orada tüketmek kalıyor. Yani şu kavanozun içerisinde 1250 kalorilik sağlıklı besinler var. Gördüğünüz gibi hiçbir yapay ürün kullanmıyorum. Sadece paketli işte ürünler oluyor. Ama bunların içerisinde bazı işte koruyucu maddeler olması yani normal. Paketli olan ürünlerde. Ama geri kalan ürünleri alabilirsiniz. Doğal bir şekilde. Bunların içeriğini farklılaştırabilirsiniz, meyveleri değiştirebilirsiniz. Mesela ben zamanı geldiğinde farklı meyveleri de kullanıyorum. Yani çilek kullanıyorum. Onun dışında mesela kış geldi, mandalina atabilirsiniz. Biraz daha ekşimsi bir tadı olur. Yani bunların hepsi değiştirilebilir. Miktarlar olarak ben videonun altına da bunların içeriğini yazacağım. Totalde neye tekabül ettiğini. Tabii 1250 kalori dediğim gibi yüksek bir kalori. İçerisindeki yağ oranı biraz fazla olduğundan dolayı bu kalorilere çıkıyor. Ceviz, badem, fındık, tahin, keten tohumu gibi ürünlerden dolayı. Ama bu demek değil ki yüksek kalori kötüdür. Eğer ki siz İyi beslenir, bu şekilde beslenir. Yani sağlıklı bir kalori bu. Onun yanında iyi bir spor yaparsanız emin olun bu kalorileri vücudunuz rahat tolere edecektir. Aynı zamanda hücreleriniz bunun hepsini enerji olarak çevirecektir. Sabahleyin poğaça, börek, o tarz şeyler tükettiğiniz zaman belki hoşunuza gidiyor olabilir. Yani orada bu size gün içerisinde anlık enerji veriyor hissi olabilir ama sonrasında emin olun daha büyük düşüşler yaşarsınız. Ama mesela burada yağlar artı yulaf gibi lifli besinler sizin sindirim sisteminizi belli bir süre çalıştırıp size enerji verecek olan besinlerdir. Ondan dolayı bu tarz seçimleri yapmanız sizin aslında ilerleyen dönemde daha ekonomik olmanızı sağlayacak. Neden derseniz aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz biraz burada ekonomik bir şeyden bahsedeceğim. Buraya kadar izleyen olduysa zaten ne âlâ. Eğer bir ülkenin gerileşmesini istiyorsanız ilk önce yapacak olduğunuz şey beslenmesine el atmaktır. Eğer ki kötü beslenen insanlar emin olun çok fazla üretici düşünceye sahip olamazlar. Bu da demek oluyor ki yani biz ne kadar kötü beslenirsek aslında o kadar geriye gidiyoruz.
Siz burada kontrolü kendi elinize aldığınızda emin olun çok daha başarılı olabilecek ve çok daha ileriye gidebileceksiniz. Benim gibi yani şu kavanoz 1250 kalori ama miktar olarak baktığınız zaman ne yani şu en pahalısı şu anda 28 lira falan diğer markanın ürünü 5'e bölüyorsunuz yani hani totalde 6 lira. Daha sonra bunların hepsi belki ilk başta total ilk başta alırken para ödeyeceğiniz şeyler ama küçük küçük böldüğünüzde şu totalde size 10-15 lira civarına denk gelecek. Yani 10-15 liraya bu kadar kaliteli bir öğünü dışarıda yemeniz ciddi anlamda mümkün değil. Yani dışarıda yediğinizde hem sağlıksız ürünleri tüketiyorsunuz hem de daha fazla para veriyorsunuz. Yani bunu yapmak emin olun hiç de zor değil. Bugünlük bu kadar. Umarım bunu denersiniz. Eğer denediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Siz nasıl bundan sonuç aldınız? Ben gerçekten çok verim aldığım ve kendimi çok iyi hissettiğim bir besin bu. Bunun arkasından da kendimi daha enerjik hissediyorum. Kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz. Destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Eğer yapıcı yorumlarınız olursa onları da değerlendirip kendimi daha ilerleyen zamanda geliştirmeyi ve daha güzel işler yapabilmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.